Ajans gün içine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat başı aktarmıştık. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme görüşmelerinin üçüncüsü gerçekleşti. Viyana'da yapıldı o görüşme. Ayrıntıları alacağız şimdi Ankara ediyoruz. Murat Sekban bizi bekliyor. Bu görüşmenin detaylarını aktaracak bize. İyi bayramlar diyelim. Hemen sözü Murat Sekban'a bırakalım. İyi bayramlar Merve Türkay. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin yeniden normalleşmesi için bir görüşme trafiği başlamıştı. Bu görüşmelerden üçüncüsü de üçüncü turu da geride kaldı. Viyana'da gerçekleştirilmişti e, görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan da çıkan sonuçlara ilişkin önemli bir açıklama var. O açıklamanın satır başındaysa iki ülke arasında... Bu görüşmeler yoluyla tarım normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedef teyit edilmiştir dendi. Ayrıca somut ilerleme için atılabilecek olası adımlarda temsilciler tarafından ele alınmıştır açıklaması yapıldı. Dikkat çeken bir başka açıklama daha var o açıklamada. Özel temsilciler süreci ön koşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını da tekrarlamışlardır ifadesi kullanılmış oldu. Ee, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi için 14 Ocak tarihinde ilk görüşme Moskova'da gerçekleştirilmişti. İki ülkenin özel temsilcisi buluşmuştu Moskova'da. Türkiye adına Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan adına da Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinya'nın görüştüğünü belirtelim. İkinci görüşme Viyana'da olmuştu. Üçüncü görüşme de yine aynı adreste Viyana'da gerçekleşti. Yaklaşık 4 saat sürdü. Çok sayıda başlık var elbette. Detaylı bir şekilde özel temsilciler ilişkilerin normalleşmesi için e, tüm başlıkları masaya yatırdı. Az önce de belirttiğimiz gibi bundan sonrası için görüşmelerin nerede olacağı veya olumlu yönde atılabilecek somut adımlar neler olacak? Onlar da bundan sonra yapılacak, görüşmelerden çıkacak sonuçlarla belli olmuş olacak. Ancak Türkiye'nin e, tavrı bu konuda net. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aktarmıştı. İlk görüşme Moskova'da oldu, ikinci görüşme Viyana'da oldu. E, ama bundan sonrası için özel temsilcilerin ya Erivan'da, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ya da Türkiye'de olması gerektiğini söylemişti. Bundan sonraki görüşmenin adresi ne olacak ve o görüşmelerden neler çıkacak hep birlikte göreceğiz. <laughs>